Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine başka bir programla beraberiz. Bugünkü konumuz Demon Toss Lite kurulumu. Hemen arama motoruna Demon Toss yazıyoruz arkadaşlar. Gezginlerden indirin. En temizi. Evet, burada hemen hangi sürüme kendisi otomatik algılıyor zaten. Tıklayın arkadaşlar. İndirdiğin. Benim normalde sizin şuraya inebilir. Benim indirme internet messenger download programı olduğu için otomatikmen indiriyor zaten. Evet diyorum arkadaşlar, gelen uyarıya. Ayrıca bununla nasıl oyun kurulur onu da anlatayım. Arkadaşlar burada iki seçenek geliyor. Ücretli lisans, reklamlı ücretsiz lisans diyor. Biz reklamlı ücretsiz lisansı seçiyoruz. Ondan sonra kur dosyaları başlatıyor arkadaşlar. Yükle diyoruz. Tabi bu arada şeyi kapatabilirsiniz, şu gereksiz olan şeyleri. Evet arkadaşlar, Türkçe ileri. Ücretsiz lisans, ücretli lisans, 3PC dahil gibi bir şey yapıyormuş, ömür boyu güncellemeler. Biz aşağıdakini seçiyoruz, işimizi görüyor ne de olsa. Çok şeyine gerek yok. Masa üstüne kısa yol oluştur. Başlatma öncesine onlar hepsine işaretli kalsın. İsteğe bağlı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hani daha kısa tez ulaşırım derseniz. Demon Toss programı ISO dosyalarını açabiliyor arkadaşlar ya da ISO dosyası oluşturabiliyor. Bunları ISO dosyası haline getirip yükle diyoruz arkadaşlar. Her zaman güven işaretli kalsın. Windows 7 USB DVD programı ile boot edebilirsiniz. Yani şimdi direkt flash'a atılmaz ISO dosyası. Direkt flash'a attığınızda format atma esnasında otomatik başlatmaz arkadaşlar. Yani bir disk sürücüsü oluşturmaz. Şu an programımızı kuruyor arkadaşlar. Ben durdurayım. Bitiminde yine önemli detaylı bölümünde başlatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurulum bitti. Bakın burada Yandex browser falan kurun diyor. Bunları kesinlikle, şu tıkları kaldırın. Bunları kesinlikle kurmayın. Bunlar bilgisayara yapıştırma arama motorunu rezil ediyorlar. Evet, bitir diyoruz arkadaşlar. İşte kendi sitesine yönlendiriyor. Ona gerek yok. Kapatın arkadaşlar. Evet, burada kısa eğitimi atladığın arkadaşlar. Orada durmasına gerek yok. Burayı da atladığın. Evet. Şu an uygulamamız açıldı arkadaşlar. Şimdi buraya bir disk yerleştirelim. Evet. Buradan farming, burada bulamadı. Evet. Bakın arkadaşlar, bunu yerleştirelim. Şu oyun dosyasını aç diyelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Diski yerleştirdi. Bunu kapatabilirsiniz isterseniz. Çünkü bilgisayarımın içinden de devam edebilirsiniz. Çünkü bakın şurada oyunu, bir dakika. Evet, şurada. Diğerini çıkaracağız arkadaşlar. Hata verdi. Şunu, neyse. Şimdi arkadaşlar, aç derseniz dosyaların içine girer. Şunun gibi. Buradan başlatır. Şunlar büyük ihtimal krakları. Şuradan uygulamayı çalıştır dersiniz. Evet dersiniz. Oyun açılıyor. Tabii oyunu kurmayacağım arkadaşlar. Ben sadece gösterim amaçlı. Buradan Nexter oyunu kurarsınız. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar, masa üstüne kısa yol atar. Kısa yola sağ tık, dosya konumunu aç dersiniz. Buradan
Tekrar buraya gelir. Bunun içindekileri size tarif ettiği gibi dosya konumun içine atar. Oyununuz kurulmuş olur veya programımız kurulmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sanal sürücü böyle oluşuyor. Dematos kurumunu da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradan mesela bunu çıkar diyelim. Evet, dosya çıktı. Bundaki sıkıntıyı anlayamadım. Onu çözeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.